Karaman'dan Döller direnişimizin 10. gününden tüm işçi sınıfına, emek dostlarımıza selam olsun buradan. Biz 10 gündür Karaman'da Döller fabrikasında anayasal haklarını kullandıkları için işten atılan, tazminatsız olarak da işten atılan ve 8 ay sendikasından istifaya zorlayıp istifa etmeyen işçilerin 90 gün ücretsizliğine gönderilen işçilerle beraber 10 gündür Karaman'daki Döhler Fabrikası'nın önündeyiz. Biz 2016'da başlayan Tekkidai Sendikası'nın örgütlenme çalışmaları 2020 yılı itibariyle Yargıtay'ın onaması ve Çalışma Bakanlığı'nın yetkisiyle biz Karaman'daki Döhler Fabrikası'nda örgütlü bir sendikayız. Örgütlü olmamıza rağmen, toplu sözleşme yetkisi olmamıza rağmen dünyanın her tarafında yasalara, kanunlara uyan Alman Döhler Fabrikası Karaman'daki işçileri köle düzeninde çalıştırmaya, asgari ücretle çalıştırmaya ve bu fabrikada kuralsız, güvencesiz, taşeron sistemiyle çalıştırmaya devam etmektedir. İşçiler bu baskılara boyun eğmeyen işçilerin ücretsiz izinlere gönderilerekten, iş hakları feshedilerekten içeri sırf bu sendikal yapıyı bozmak için içeri deneyim destek adı altında taşeron bir firma getirip işçileri taşeron firmaya geçirmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin, iktidarların yargı kararlarına uymayan ve Çalışma Bakanlığı'nın kararını uygulamayan Döhler'e sessiz kalmasını manalı buluyoruz. Buradan emeği için mücadele eden Kargil işçilerine, Baldur işçilerine, Mikros işçilerine selam ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın Döhler direnişimiz diyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Tüm emek dostlarını, tüm işçi sınıfını, Karaman halkını, Karaman'ın siyasi temsilcilerini, siyasi partilerini, Karaman'daki Döhler Fabrikası'nın önündeki insanlık dışı muameleye ortak olmaya ve kapının önündeki işçilerle birlikte olmaya çağırıyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.